Şimdi arkadaşlarım bunların hepsi Datça Yerel Tohum Üretim Bahçesi'nde ürettiğimiz kabak türlerimiz. Şu gördüğünüz uzun kabak herkesin bildiği küçücük dolmalık kabaktır. Ama biz bunu tohumluk özel ayırdığımız için özel besleyerek tohumları bereketli olsun diye bu hale getirdik. Bunların hepsi burada ürettiğimiz atalık kabak türlerimiz. Şimdi bu tohumlarımızın hepsi, bir kısmını PDP ekmeye başladık. Bunların hepsinin tohumları çıkarılıyor, ekiliyor. Bu yaz için hazır hale getiriyoruz. Tohum rezervimizi çoğaltmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, en tehlikeli ürünlerden birisi Türkiye'de maalesef çocuklarımızın zevkle yediği mısırdır. Ama mısır G-doldur. Az önce gösterdiğimiz mısırlar aslında böyle oldu. Kırmızı mısır, sarı mısır, beyaz mısır ve bunların hepsi sıralı değildir. Dizilişleri farklıdır, eğri büğrüdür, yamuktur. G-Doğulu mısırlar gibi koçanları dümdüz sıralı askerler gibi değildir. Eğridir, sıraları şaşırtmalıdır, farklıdır, doludur, boştur. Ama gerçek mısır budur işte. Şimdi arkadaşlar en büyük sorunumuz tabii ki biz bunları ekiyoruz, üretiyoruz, çoğaltıyoruz. Ne için? Kendi ülkemizin tohumuna, toprağına sahip çıkmak bir yanda bunu üreticilere, tüketicilerle bütünleştirmeden bizim varlığımızın hiçbir esprisi, hiçbir anlamı yok. Biz ilk yola çıktığımızda hep şunu söyledik. Bunu en geniş insanlara ulaştırmak, tüketicilerimize ulaştırmak için üreticilerimizle işbirliği yapmak zorundayız. Bunun için Datça başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde üreticilerimize şunu söyledik ve her yerde bunu yapıyoruz. Gelin dünyadaki devlerin elinde var olan hibrit, G-Doğulu ürünlerinden vazgeçin. Biz kendi ürettiğimiz tohumları ücretsiz olarak sizlere verelim. Bunları ekin. Ne olur? Halkımız bunu yesin. Çünkü kanserden tutun, tüm mide, bağırsak, sindirim sistemi hastalıklarına kadar her şey maalesef aldığımız ürünlerden dolayı kaynaklanıyor. Bunu dur demenin yolu kendi atalık yerli tohumlarımıza dönmekten geçiyor. Devam. Bunun için de biz burada Datça ve Türkiye'nin her yerinde direkt üreticilerimize gittik. Onlara anlattık durumu. Gelin biz tohumları ücretsiz verelim. Ekin, biçin, satın, sahiplenelim. Hep birlikte omuz omuza vererek bu işi sahiplenelim. Belediyelerimizin önderliğinde, Datça Belediyesi'nin de bu işin içerisine koyarak, Muğla Belediyesi'nin de bu işin içerisine koyarak bu işi örgütlenelim, yapalım dedik. Kısmi olarak 8-10 kadar üreticiyle başladık. Ama istediğimiz boyutlarda mı? Hayır değil. Bizim ürünlerimiz genellikle dayanıksızdır. Bu yüzden üreticiler daha çok ticari ön planda çıkardıkları için maalesef karı düşünüyorlar. Ki kendi açılarında haklı olabilirler ama aslında bunun bir zararı yok. Bunun da para kazanabiliyorlar. Biz bunun fizibilitesini yaptığımızda tohuma, ilaca, kimyaya, hormona verdiği ilaçlarla bizim maliyetimiz buralardan sıfırdan başlıyor. Şimdi biz bunun için elbette geriye dönüp çık eleştirilerimiz var ama artık yapacak hiçbir şey yok. Bugünden geriye dönmenin bir gereği de yok. Bugünden sonra daha iyi güzel şeyler yapmanın yoluna bakmalıyız. Toprağımıza sahip çıkmalıyız. Yerel tohum derneklerine, yerel tohumla ilgili çalışan kooperatiflere sahip çıkmak, üretimi yaygınlaştırmak, atalık yerli tohumlarımızı hızlandırmak, uluslararası tekellerin elinde olan tohumları almaktan vazgeçmek, zehirsiz toprakta zehirsiz üretimi yapmak, kimyasal ilaçlardan kaçınmak zorundayız. Evet, ben de. Şimdi biz bunun için yola çıktık. Şu anda Datça Yerel Tohum Derneği olarak neler yapıyoruz? Yaklaşık Datça'da biz 260'a yakın, 300'e yakın tohum ekip yetiştiriyoruz. Rezervimiz binlere yaklaştı tohum rezervimiz. Gerçekten de burada sebzelik ürünlerle başladık. Domatesden, fasulyeye, kavun karpuzundan, salatalığına kadar birçok ürüne sahip çıkmaya çalıştık. Datça'mıza özgü birçok ürün var. Örneğin salatalığımız var bizim burada. Dikenli kol salatalık dediğimiz iri salatalık. Ona sahip çıktık. Onu ekip çoğaltıp sahiplenmeye çalışıyoruz. Bunun yanında bakliyatgillere de el attık. Şu anda Datça'da herkes yeni tohum bulundu diye düşünüyor ama biz Datça'da bu yaklaşık 7-8 yıldır atalık tohumlar olarak karakılçık buğdayımızdan tutun, siyez, kavılca ve goca buğday dediğimiz 4 tane atalık buğdayımıza sahip çıktık ve onları Burada yaklaşık 50 dönümlük arazide ekiyoruz, çoğaltıyoruz, büyütüyoruz. Bu Datça'ya kazandırdığımız şeydir. Bunları nerelerde yapıyoruz? Datça Belediyesi'nin sağ olsun 5 yıl önce işbirliği sonucu yaptığımız bir protokolle bize bir 10 dönümlük bir arazi verdi. Orada başladık çalışmalarımıza. Daha sonra gönüllü arkadaşların destekleriyle, gönüllü bağışladıkları arazilerle oralarda ekimi çoğaltmaya başladık. Şu anda hemen hemen aklımıza gelebilecek yazlık ürünlerin bütün sebzelerini ekiyoruz. Kışlık ürünlere de başladık. Lahanadan brokolisine kadar her şeyi sahiplenip üretmeye çalışıyoruz. Biz de bunun için şunu diyoruz. Gerçekten arkadaşlar, uzun yollara göndermek, dayanıklılığı az olsun hiç önemli değil. Ama insanlara şunun sorumlusu. Biz ülkemizin tarımını geliştiriyoruz. Kendi ürettiklerimizi zehirsiz bir şekilde çoluğumuza, çocuğumuza, gelecek nesillerimize bırakıyoruz. Onlara ekip veriyoruz. Bunun manevi tatlı bambaşka bir şeydir. Her şey para demek değildir ki bundan da para kazanmak mümkündür. Zehirsiz toprakta zehirsiz üretimin en güzel yanı sağlığımızı koruyoruz, kendimizi koruyoruz, gelecek nesilleri koruyoruz. Raf ömrünün uzun olması, kısa olması değil, gelecek nesillere bırakacağımız ürünler ve çocuklar sağlıklı yetişsin istiyoruz. Bütün amacımız bu. Ektiğimiz domatesleri şaşırtma yaptık, kökleri güçlensin diye. Bu atalık yerli domates türlerimizden birisidir. Bunu Anadolu'dan bildiğimiz köy domatesi dediğimiz iri güzel domatestir. Her şeyle Datça özel olan domates cinslerimizden biridir. Şimdi bunları toprakla buluşturuyoruz atalık tohumlarımızı. Herkese hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun. Her yaptığımızı bu işi söyleyerek yapıyoruz. Ve bunları toprakla buluşturmak çok kutsal bir iştir. Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, yeni nesiller için olmazsa olmazımız. Devam et. Şimdi biz yaklaşık 18 yılımıza girdik atalık yerli tohum üretimiyle ilgili. Yasa olarak 5553 sayılı bir yasa çıktıktan sonra tohumculuk yasasıyla ilgili. Ondan sonra kendi atalık yerli ülkemizin tohumlarını, toprağını korumak amacıyla yola çıktık. Ve yaklaşık 18 yıldır, 17-18 yıldır bunun savaşını veriyoruz. Tamamen ülkemizin tohumuna, toprağına sahip çıkma, dışarıya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla bu işi yapıyoruz. Gönüller ordusuyuz. Datça Yerel Tohum olarak da yaklaşık 5. yılımıza girdik. 5 yıldır Datça'da bu işi neden yapmayalım dedik. Türkiye'nin her yerinde yerel tohum dernekleri kurmaya çalışıyoruz. Bunu örgütlemeye çalışıyoruz. Üst modelde de kooperatifleşmeye çalışıyoruz. Çünkü gelecek, şu anda insanlar bu koronadan dolayı bugünün çok tarımsal ve toprak ve tohumu ilgilerini çekti ama biz 17 yıldır bunun savaşını veriyoruz. Maalesef ülkeler artık su, tohum, toprak savaşı veriyor, hayvancılık savaşı veriyor. Ülkenin geleceğinin bunlardan olduğunu biz 17 yıldır gırtlağımızı yırttık ama maalesef ülkemizde yeni insanlar ayıkmaya başladı. Arkadaşlar, burası bizim Datça Belediyesi'nin bize tahsis ettiği yaklaşık 8-9 dönümlük arazimiz. Burada bu yıl 5 yıla bir toprağı normalde dinlendirmek için buğday gibi bir şeyler ekmek gerekiyor toprağı zenginleştirmek için. Bugün bu yıl 5. yılımız olduğu için toprak toparlasın diye buğday ektik buraya. Biz Datça'da 4 çeşit buğdaya koruyup kolluyoruz. Atalık, siyez, kavılca, goca buğday. Burası gördüğünüz karakılçık buğdaylarımız. Ona sahip çıkıyoruz, üretiyoruz, çoğaltıyoruz. Aynı zamanda bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Datça'da mürdümük denilen bir cins, Türkiye'nin en iyi mürdümeğinin Datça'da yetiştiğini yaptığımız araştırmalarda öğrendik ve onun tohumunu bulduk. Ve şu anda gördüğünüz şu ürünler mürdümüktür. Mürdümükleri çoğaltıyoruz ve Datça'ya bunu kazandırmaya çalışıyoruz. Büyük bir değer olacak bizim için. Çok farklı bir ürün üretmeye çalışıyoruz.